Bolu'dan merhabalar. Yanımızda çok değerli bir konuk var. Mert Hakan Yandaş'la birlikteyiz. Sivasspor'un önemli oyuncularından biri. Adaşım. İki Mert, keyifli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir ortamdayız. Mert, hoş geldin sen de. Hoş bulduk, merhaba. Siz de hoş geldiniz. Şöyle bir kameraman arkadaşım Emre Bağdatlı'dan rica edeceğim. Şu an arkamızda da çok güzel bir ortam evet, var. Çok güzel bir ortam var. Gölü de göstersin istiyorum Emre, röportaja başlamadan. Doğayla iç içeyiz. Vallahi çok güzel bir yerde kamp yapıyor Sivasspor. Cidden muazzam. Mert, arada sana dönüyorum ama manzara etkiliyor gerçekten. Başlayalım istersen. Nasıl gidiyor kamp burada? Neler yapıyorsunuz yeni sezon öncesi? Ya, yeni bir oluşum var Sivasspor'da. Güzel de bir yere geldik az önce gösterdiğiniz gibi. 3 gün oldu biz de buraya gelir. Keyifli, samimi bir ortam oluşturduk. Biraz eksiyiz ama onlar zaten zamanla aşılır. Gördüğünüz gibi her şey mükemmel. Biz de keyif almaya bakıyoruz. Keyif alıp çalışmaya bakıyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar her şey çok güzel gidiyor bizim için. Yeni bir hoca, yeni bir dönem diyebiliriz. Rıza Hoca ile çalışmaya başladınız. Daha çok yeni belki ama nasıl gidiyor bu süreç? Nasıl olacak sence? Dediğim gibi daha 3 gün oldu başlayalı. Tabii ki Rıza Hoca'nın kariyerini, hocalık kariyerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim için, herkes için yeni bir şans, yeni bir sezon. Onun için iyi çalışarak, iyi değerlendirerek takımımızı bir yerlere getirmek istiyoruz. Bunun için hepimizin aynı düşüncede, aynı birliktelikte olması gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi çok da güzel bir samimi ortam oluştu. 3 günde olsa. Aramıza yeni gelecek arkadaşlarımız elbet olacak. Onlarla da sıcak, samimi ortam oluşturup güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Geçen seneyi unutmak istiyoruz. Geçen sene bizim için çok iç açıcı değildi. Benim için de, takım için de. Dediğim gibi, siz de dediniz, yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç. İnşallah her şey bizim için ve Sivasspor camiası için güzel olur. Başarıda zaten önemli olan takımdaşlık. %100. Takımdaşlık için de önemli şu an. 3 günde de olsa umarım istediğiniz gibi gider işler. Nasıl olacak peki? Takımdan çok fazla ayrılanlar var. Mert, sen kalanlar arasındasın tabii. Bir yıl daha sözleşmen var. Yeni bir oluşum. Biraz bahsettin ama nasıl olacaktır sence yeni katılan arkadaşlarından sonra Sivasspor'un geleceğini nasıl görüyorsun? Ya, tabii ki zor bir süreç. 2 senedir birlikte oynadığımız bir ekip vardı. Arasından 12 kişi ayrıldı. Şu anda da çok eksik başladı kampa ama onları zaten yönetimimiz ve hocalarımız birlikte hareket edip çözüyorlardır. Bize de onların işini kolaylaştırmak düşüyor. Dediğimiz gibi samimi bir ortam yakalamamız lazım. Türkler, yabancılar birlikte hareket edip geçen seneyi artık unutturmamız lazım. Gerçekten çok kötü bir sezon oldu bizim için yani. Ama 3 günde de olsa benim gördüğüm gerçekten samimi bir ortam var. Hem hocalarımız hem bizimle beraber gelen genç kardeşlerimiz var. Yeni gelen 3-4 tane oyuncu var. Ben bu senenin gerçekten bizim için çok farklı olacağını düşünüyorum. O eksikleri de tamamladıktan sonra, takımın içindeki uyum arttıktan sonra, biraz zaman alsa da bizim için gerçekten güzel günler olacağını düşünüyorum. Yani. Geçtiğimiz sezona değindin. Pek değinmek istemiyorsun anladığım kadarıyla ama sormadan geçemeyeceğim. Hakan Keleş gelmişti göreve son olarak. Teknik direktör değişikliği de oldu. Sıkıntılı süreçlerden de geçti Sivasspor. Tabii Türk futbolu için de çok önemli bir kulüp Sivasspor. Evet. Belki de istediğiniz yerde bitiremediniz sezonu. Ama nasıl değerlendiriyorsun yani? Geçtiğimiz sezonu biraz senden dinleyelim mi? Ya, ilk Tamer Hoca ile başladık sezona. Benim için kamp dönemi de çok iyi geçmişti aslında. 5 maçta 4 gol atmıştım. Çok çalışarak gelmiştim. İyi bir sezon bekliyordum ve ben kendi adıma gerçekten hiç hatırlamak istemediğim bir sezon oldu benim için. 4,5-5 ay süren bir kötü bir süreç. Ardından gelen oynayıp oynamama dönemi. Artık geçmişe dönmek istemiyorum. Kimse istemiyordur Sivasspor camiasında. O yüzden yeni oluşum dedik. Yeni oluşuma bakıp bu sezon elimizden gelen her şeyi yapıp takımı ilerlere taşıyıp kendimizi de bir adım öne atmak istiyoruz. Ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Mert, ben bir futbol sever olarak seni izlemekten keyif alıyorum. Tabii gelecek vaat eden oyunculardan da birisin. Tabii işler bazen istenildiği gibi gitmiyor. Umarım senin adına gider. Ama merak ediyorum, seni biraz sahada tanıyorum. Biraz da işte kamplarda böyle sohbet ederek hani tanıyorum ama şeyi merak ediyorum. Yani seni tanımak isteyenlere biraz anlatır mısın hayatını? Yani nasıl başladın futbola? Mert Hakan Yandaş futbol kariyerine nasıl başladı? Ya, aslında benim kariyerim şanslarla dolu. Bir o kadar da şanssızlıklarla dolu. Ben halı sahada oynayarak keşfedildim diyebilirim aslında. İlk profesyonel olmadan önce. Halı sahada işte gidip para kazanıyordum ben. Allah Allah. Evet. İnanılmazmış. İşte, biraz detaylı bir şey anlatırım. Ya, o dönem işte her maç halı sahada oynadığımda. Bildiğim bizim halı sahadaki halı jokersin yani. Yani rakam veriyorlar da o dönemde altyapıda oynuyordum. Bursa'nın Oyak Renault kulübünün altyapısında oynuyordum. Kulübümüzde o sene o dönem 3. lig futbola takımıydı. Tutkun tabii seni her saat futbola itiyordu. Akşamlar yani halı saha sabah. Hem tutkumuz hem de ihtiyaçlarımız yani bir şekilde karşılamamız gerekiyor. Biliyorsunuz aşağıdaki durumları tabii. Altyapılarda para alınmıyor. Ailevi durumlar onlar bunlar. Biraz beni rahatlatıyordu. Hem de dediğiniz gibi tabii ki futbola tutkumuzdan dolayı. Her idmandan sonra gider halı saha oynardım falan. Yanlış olduğunu söyleyeyim buradan halı saha oynamanın futbolculara. Tabii profesyonel olduktan sonra zaten. Zaten ondan sonra aynen bıraktık. İşte bir gün gene halı saha oynuyoruz. O dönemde A takımımızda oynayan abilerimiz bizimle maç aldı bizim halı saha takımımızda. Oynadık. Onlar tabii hazır sezon başı kamptan geldiler. Yendiler bizi doğal olarak. Ben de o süreçte 2 gün sonra A takımın idmanlarına böyle seçme gibi bir idman oldu. Oraya gittim. Orada da karşılaşınca orada oynayan halı sahada oynadığım abilerle işte burada ne işim var falan. Denk gelmesi inanılmazmış ama ya. Tabii tesadüf yani dedim ya şans ve şanssızlıklarla dolu diye. İşte sordular ben de altyapıda olduğumu söyledim. Ondan sonra orada oyuna girdim. Halı sahada ama böyle bir muhabbet hiç olmamıştı. Yok tanımıyor ben onları sadece tanıyorum. Sadece oynuyorsunuz. Tabii ben onları tanıyorum onlar beni tanımıyor. Ben doğal olarak altyapısında oynuyorum. A takımdaki oyuncuları. İlla ki onlar yani hayal çünkü hedeflerin. Öyle. İşte öyle bir süreç oldu. Beni gördüler. Ondan sonra ben oyuna girdim işte. O gün bir tane gol atmıştım işte. Ondan sonra benim altyapıdaki hocam da yardımcı hoca olmuştu. O dönemde A takıma. İşte seni ona soruyorlar falan. Tanıdım. Öyle. Sonra üstü kapanıyor. Ondan sonra 2-3 kişi başkana çıkıyorlar. A takımda. Ya böyle bir kardeşimiz. Benim ismimi de bilmiyorlar hatta. 2 isimli bir kardeşimiz varmış altyapıda. Aha hani, inanılmaz bir hikaye. Evet. Yetenekli çocuk hani en azından denesek kampa götürsek falan inanılmaz bir baskı oluyor. Başkana kadar çıkıyorlar düşünün yani. Şans o zaman yanında hatta bir de. İsimlere Tamer Hoca, Üstün Bilgi. Şu an Üstün İzliyorsun bir şey her aydan söylüyor. Oynuyorlar zaten Üstün abiler de. Hala Bandırma'daydı o. İşte başkan da en son herhalde bu kadar söylüyorlar. Kim bu? Bir kampa götürelim diyorlar. İşte kampa gidiyoruz. İlk maç yan hakemim ben. O sende de var ya futbolun her köşesinde yer almışsın ya. Halı saha, hakem, yani futbolcu. Şimdi ben takımı tamamlamaya gittim oraya. Aynen, kendimi göstermeye çalışıyorum ve işte hazırlık maçı yaparlarsa oynanıyor. Da ne derlerse de. Hakemler gelmemiş. Urfa ile oynuyoruz. Serhat Akın da o dönem Urfa'da oynuyordu. Hocaları da Kemal Kılıç. Yan hakemin bayrak kaldırıyorum. İtiraz ediyorlar. 2-3 en son dedim ki hocam ben hakem değilim. Ama takımda oynuyorum yapmayın falan. Aslında böyle ilginç bir diyalogumuz oldu. 2. maça çıkacağız. O dönemde Sakarya. Hakem değilim. Hakem değilim bu sefer. Kadrodayım. Sakarya'yla oynuyoruz. İşte bütün yönetim maça geldi. Maçta 0-0 gidiyor. Hoca beni 30 dakika oyunu aldı. Ben 2 gol attırdım. Ondan sonra öyle bir süreç başladı. Kamptan döndük. İşte yöneticilerle konuştuk. Bana imza attırmayacaklarını ama A takımla çıkacağımı ve belirli bir miktar maaş bağlayacaklarını, maç eksiğim olmasın diye altyapıda oynayacağımı, kamp dönemini öyle geçirdim. Benim için aslında çok iyi geçti. Tabii. Aslında hedefim orada kalmaktı bir şekilde. Oraya kadar çok iyi geçti. Ondan sonra işte maç haftası geldi. Bana da imza attıracakları için sağlık muayenesi yaptırdılar. Ne olur ne olmaz diye altyapıda bulunan oyunculara her zaman imza atabiliyorlar. Bir senesini doldurursa A takıma. Hazır bulunsun diye sağlık muayenesine gittik. İşte ben bütün testleri yaptırdım. En son kalbe geldi. Girdim. Doktor sen dedi araba süremezsin. Ne futbolu falan. Ben başladım. Sen şaşırdın. Çok oldum ben. Yani şaka yapıyor zannediyorum. Daha önce 2-3 kişiye yapmış çünkü. Herhalde bana da yapıyor zannediyorum. Ya doktorum diyorum işte 9-10 yıldır oynuyorum bir problem yok. Yok dedi çık dışarı dedi ben sana imza falan atamam. Ben ağlamaya başladım tabii. Ne? Tek hedefimiz, hayalimiz o. Bir de her şeyi onun üzerine koymuşsun. Tabii. Bütün planın, hayatın. Her şeyim yani. Olmazsa ne yapacağımı bilmiyorum. Hiçbir planım yok çünkü hayata dair ondan sonra. İşte ben kulübe döndüm. Gerçekten imza atmadı bana. Başladım ağlamaya ben ne yapacağım falan filan. Çok kötü bir dönemdi benim için. Sonra bir profesöre gittik. O baktı. Hiçbir problem olmadığını gösterdi. Takımdan da o ara bir hafta 10 gün uzak kaldım. Hayır öbür doktor ne gerekçeyle Yani işte o ara heyecan mı yaptım herhalde, ritim bozukluğu falan bir şey demişti. Halbuki ama sonra tabii birçok doktora gittin ama bu kadar yıldır da muayene oluyorsun. Yani zaten her sezon başı muayene oluyor. Hiçbir problem olmadığı ortaya çıktı. Beni korkuttuğuyla kaldı yani. İşte bir hafta 10 günde takımdan uzak kaldım o dönem. O haftada var ya. Tabii en başta yıkılıyoruz aile olarak. Perişan olduk yani. Sonuçta bütün hayatım, hayalim, çocukluğumdan beri istediğim tek şey futbolcu olmak. Ve tam o adımı atacakken engel olamayacağım söyleniyor. Ondan sonraki süreç zaten benim için temizlenene kadar çok zor bir süreçti yani. Çok yıkıcı, zor. Çok güçsüz kaldım yani o dönemde. Ama Allah'a şükür o günleri atlattım. Ondan sonra işte aslında kırılma anı dediğin an bu an benim için. Perşembe günü Bursa Merinos kulübü var Bursa'da. Bursaspor'un da zamanında pilot takımıydı. Onlarla maçın provasını yapıyoruz. Son hazırlık maçımız. 3 gün sonra da maç oynayacağız. Ben de bir hafta 10 gün idmanlara çıkmadığım için raporu o gün almıştım. Gittim. Hoca da takımla bulunayım diye bana kıyafetleri giydirdi. Kenarda duruyorum ısınanlarla beraber. Oynamayacağımı söyledi ama idman yaparmış gibi ısınıyorum falan. Herkes oyuna girdi. Maçta 0-0. Kötü gidiyor bizim adımıza. Gene yöneticiler falan tribünde maçı izliyorlar. O ara bizim Caner abi var orta saha. Başı döndü. Bir tek de kenarda ben varım. Bir döndüler. Mert Hakan var başta. Mert işte 10 dakika 15 dakika gel oyna dediler. Yani mecburen artık kimse kalmadı. Normalde ya. Ama başı dönmese sana şans yok. Tabii yani. Zaten o gün oynamayacağım. Çünkü yani bir hafta 10 gün aynen. idmana çıkmadım. Sadece takımın içinde bulunayım diye. Ondan sonra işte Caner abi sıkıntı yaşayınca ben oyuna girdim. Bir gol attırdım. Ondan sonra maçtan çıkar çıkmaz gidip imza attırdılar bana. Zorla. İşte vay kırılma anı bu aslında benim. Caner abi çok işe yaradı. Aynen, başı dönmese belki de şimdi hani bambaşka bir planlar, bambaşka hayaller yani planların içindeydin asıl ama. Asıl kırılma anım hem o halı saha aslında o. Birçok kırılma anı var ama. Yani, yani bir tane söylesek de hani öbürlerini haksız olacakmış. Beni tanımamalarına rağmen o kadar benim için direten o abilerim aslında benim gerçek kırılma anım o olabilir. Şimdi onu soracaktım ben de ikinci olarak. Sendeki payı çok büyük diyebileceğim var mı? Yani şu isim bana çok büyük katkı sağladı veya yanımdaydı diyebileceğim. Ondan sonraki süreçte işte o Taha Evke, o başkana gidip konuşulan. Beraber Tire 1922 kulübünde oynadık onunla. Benim de oraya gelmesinde biraz katkım olmuştu. Taha abinin. Ya ödeştik demeyelim de. Zaten iyi futbolcu olduğundan. O geldi. Ondan sonra onunla Tabi'nin de hayata bakış açısı çok farklı bir adam. Her şeyi yapabileceğine inanan bir adam. Ki zaten bu bir şeyleri başarmanın en büyük anahtarı bence inanmak. Onu bana aşılayan da oydu. Babası zaten Ahmet Suphi Evké zamanında Fenerbahçe Bursaspor'da oynayan hocamız. Hepimizin tanıdığı evet. İşte Tire 1922 kulübüne ben anlaştım. Sonra Tabi anlaştı. Ben Tabi'yle odada konuşurken abi diyorum işte kiralık geldim Altınordu'dan. 18 yaşındayım, 19 yaşındayım. Acaba oynayabilir miyim falan dedim. Bu takımda oynamam lazım kiralık. Saçmalama dedi bana aynen böyle. 25 gol atman lazım dedi. Abi nasıl atayım diyorum hani. O zaman inanmıyoruz kendimize. Tabii sonuçta kendi kanıtlamadasın. Aynen sen öyle. Ben oynama peşindeyim. İşte bana sürekli bu telkinler, konuşmalar falan o sene 14 gol attırdı bana. Hatta bir anım var. Ankara Adliyespor'la oynuyoruz. Artık 1-1 maç berabere biterse playoff'a kalamayacağız. Arkadan beni itiyor. Git gol atacaksın. Git gol atacaksın. Abi bittim diyorum. Git gol atacaksın. Top önüme düştü, gol attım. 90 o kadar şey böyle. Seni motive etmek için de başkanı yapabilirmiş yani. Harbiden her şeyi yapmış. İnandırma olayını bana ok attı yani. Yapabileceğim her şeyin kendimin belirleyebileceğini. Tabii ki bir hedef nasip ve kader var. Ama hayallerinin peşinden git derdi hep yani. Hayallerin de hep büyük olsun derdi. Ta Evke diyebilirim yani benim için. Peki Bursa altyapı sonra? Bursa altyapısında oynamadım. Bursa Güvenspor ve Bursa Güvenspor işte. Yani Bursa aynen. altyapısı derken evet. şehir olarak hani. Bursa sonrasında İzmir'e, Altınordu'ya uzanan bir. Altınordu'dan Tire'den Menemen'den de buraya geldi. Doğru evet, değil mi? Evet, evet. Peki yanlış bilmiyorsam düzelt. 50 maçta yani 2 sezonda 25 gol mü? 23 gol mü? 35 gol atmıştım. Ben biraz mütevazı söyledim. 35 gol. 50 maçta 35 gol değil mi? Tire'de 2 sezonluk dönemimde. Oradaki süreçler nasıldı peki senin adına? Yani ya işte o dönem vardı. Tabinin beni inandırdığı bir süreç. Ondan sonra onların beni sahiplenmesi. Bülent Yalçın ve Anıl Yalçın bir ailem var orada. İkinci ailem diyebilirim onlara. Onlar bana çok sahip çıktılar orada. 19 yaşındayım ve çoğu şeyi bilmiyorum aslında yani. Beni futbola inandırdılar. Neler yapabileceğimi. Aslında beni tanımama belki de hani kendimi tanımama neler izin verdiler. Aynen bana bir şeylere inandırdılar beni. Ve o stada her çıktığımda nasıl bir şeyse, nasıl bir sevgiyse hep bir tane atacağımı düşünüyordum yani. Hani o kadar bir aile yapısı vardı. O kadar her maç golüm var gibi vardı. Yani gol zaten atacağım. Genelde hep içeride attım herhalde. Dışarıda da gollerim vardı da yani atıyorum 35 golün 20'si içeridedir belki. Ya, takımdaşlığım ve kendini bulmam. Takımdaşlık, hocanın beni sahiplenmesi, beni bildiğiniz sanki ben herkes toplanmış beni futbolcu yapmak için itiyormuş gibi bana enerji veriyorlardı. O kadar mutluydum ki orada anlatamam yani. Ayrılırken de çok üzülmüştüm zaten. Ağlayarak ayrılmıştım ama hedeflerimiz vardı. Orayı şampiyon yapamamıştık. Zaten içimde hep ukde kalan şey odur. 2 sene orada oraya bir daha dönebilmek için çok savaş vermiştim hatta. Onun da farklı bir anısı var. Oradan ayrılırken de şampiyon yapamadım. Yarım bıraktığım için çok üzülmüştüm. Anıyı dinleme ihtimalimiz var mı peki? İşte Altınordu kulübünde oynuyordum. İlk sene kiralık gitmiştim. 2. sene kampa döndüm. PTT'deydi Altınordu. Hala da öyle zaten. Ben yine ayrılmak istedim Altınordu kulübünden. Çünkü olayları sezdiğimde çok forma şansı bulamayacağımı düşünüyordum. Ve yaklaşımın bana o yönde olduğunu düşünüyordum. Gelişmeyi sürdürmem gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü bir sezon 30 maç oynamışım. Gelip bir sezon yatarsam ve hiçbir şeyin anlamı olduğunu düşünmüyordum. Bir futbolcunun da sadece oynayarak gelişebileceğini düşünüyorum ben. Bu hangi lig olursa olsun hiç fark etmez. Benim için böyle. Ben bir daha Tire 1920 kulübüne gitmek istedim. Altınordu kulübü de gitmemi istemedi. Ben orada gittim işte ayrıldım kamptan. Gittim Tire 1922 kulübüyle anlaştım. Kiralık ayrılacakken kızıp beni bonservisle sattılar. Ama aslında belki de sana iyilik yaptılar o zaman da yani. Şimdi, yani evet. Şu anda kaderine tabii evet. Onların da sende katkısı vardı tabii ki de. Ama sonuçta oraya gitmen sonra da Menemen ve Süper Lig'e yani Demir Grup Sivasspor gibi bir aileye katıldı. İşte aslında oynamak aslında kendini gösterme temeli, yani sahada. İşin temeli. Sonuçta oturarak kimse kendini bir yere geliştiremiyor ya da geliştiremiyor. Peki bu kariyerde Sivasspor'dan teknik geldiğinde ne hissettin merak ediyorum. Ya artık çünkü senin için her şeyin farklı bir yeri var yani farklı anıları var. Merak ediyorum yani ilk geldiğinde ne hissettin? Nasıl oldu veya süreç? Ya basamak basamak çıktık aslında. Bunları da gerçekten planlayarak yaptık. Tabii ki şansımın yanında gitmesi benim için büyük bir avantajdı. Dedim ya hep planlayarak 3. lig, 2. lig ve 2. ligde oynayacağım o sezon çok önemliydi benim için. O sezon da çok iyi geçmişti benim için. 40 maçta 16 gol atmıştım Menemen kulübünde. Ama orada da şampiyon olamadık maalesef. Senin şanssızın mı? Bir türlü şampiyon şampiyonluk da aynen. Altınordu'da şampiyonluğum var bir tek. Olsun en azından aynen. Bir var mı? Sende uğursuzluk yok. O da yalnız oynamadım. Olsun ya. Bir şey diyemiyorum. Öyle bir süreç var yani. Ondan sonra ben artık tabii sezon bitti. Menemen Spor Kulübü'yle de anlaşmamda özel maddeler var tabii. İşte bekliyorum artık transfer yapmak istiyorum. Artık kendi kendime de hazır olduğumu düşünüyorum. Yani sonuçta bir adım atıp olursa olsun. Hedefine yani doğru artık ilerlemek istiyorsun tabii. Evet. O dönemde de Etimesgut Spor Kulübü'nün sportif direktörü bizim Samet hocamızın yardımcısı Yılmaz Hoca, kaleci hocası. Ben de çok yakından tanıyorum. Çok iyi. Yılmaz Bab şu anda da izliyorsa da selamlarımızı iletelim. Aynen. Onun çok büyük emeği var. Etimeskut'un sportif direktörü. Maçlar oynuyoruz Etimeskut'ta bizim grupta. 2 maç oynadık falan. Oradan aklımda kalmışım ben. Ondan sonraki süreçte de tabii ki izlemiş o dönemde. Tabii Sivasspor'da da aynı zamanda kaleci hocası. Tabii. Sivasspor'da o dönem PTT 1. Lig'de şampiyon oldu. İşte Süper Lig'e çıktı. Ondan sonra ismim gidiyor. Yılmaz Hoca işte alalım falan. Diretiyor çok. Sağ olsun arkamda duruyor çok. Güveniyor. Ve, aynen güveniyor bana da. Ve öylelikle transferim gerçekleşti. yani benim için çok farklı bir heyecandı yani. Hayallerime kavuştum yani. Çok güzel ve çok özel bir durum yani. Türkiye'deki her gencin, her insanın isteyebileceği bir durum. Türkiye Süper Ligi'nde, Süper Lig'e imza atmıştım. Yani hayal edemeyeceğim şeyler yaşadım o dönemde yani. Çok güzeldi benim için. Peki Süper Lig'de istediğin performansı ya da insanlara izletmek istediğin Mert Hakan'ı izlettin mi yani? Ne düşünüyorsun? Aslında giriş olarak sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Çünkü 26 maç oynadım Süper Lig'den ilk geldiğimde. İmza atmadan önce 15 maç oynasını kabul eder misin deseler ederdim. Ama ondan sonra oynadıktan sonra, lige alıştıktan sonra ve o atmosferi soluduktan sonra daha çok istemeye başladım. Ve aslında bu sezon, o geçtiğimiz sezon, hatırlamak istemediğim sezonda çok farklı hedeflerim vardı ama dediğim gibi burada bazen işin şanssızlık boyutu ortaya çıktı. Nasip ve kader ortaya çıktı. Ama bu sezon gerçek Mert Hakan'ı daha çok izlettiğimi düşünmüyorum. Çünkü o dönem 26 maçta 3 gol attım. Ben orta saha oyuncusu olmama rağmen skorer bir oyuncuyum. Evet. Daha geçmişte Süper Lig kariyerimde böyle bahsedilmedim. Ben şu anda onu hedefliyorum. Kendime bir çıta koyuyorum. Kendi bir yıl daha var sanırım zaten Sivasspor. Sivasspor'la tabii sözleşmem devam ediyor. Ama artık sizin de dediğiniz gibi gerçek Mert Hakan'ı izletmek istiyorum. İlk senem benim için çok güzel ve özel geçti. Çok güzel tecrübeler edindim. 26 maç oynadım. Samet Hocam bana çok destek oldu. Güzel bir sezon geçirdim. Samet Hoca gençleri de... Zaten Bursaspor Kulübü'nde aynen. de ondan önceki dönemlerde de Türk futboluna kazandırdığı gençlerden biliyoruz yani. Bana da benim şansım aslında en büyük şansım da oydu. Sivasspor Kulübü'ne geldikten sonra. Güzel günlerim geçti, güzel maçlar oynadım ama gerçek Mert Hakan'ı daha izletmediğimi düşünüyorum yani kendi adıma. Mert, biraz da Sivas'la devam edelim tabii şimdi bahsediyoruz ara ara ama geçtiğimiz sezona göre çok fazla ayrılanlar oldu. Tabii yıldızlar da vardı. Robinho gibi, Douglas gibi önemli oyuncular katıldı. Sonradan ayrıldı. Ne düşünüyorsun? Onlarla çalışmak sana ne kazandırdı peki? Bunlar da senin için bir avantaj çünkü. Tabii deneyimleme adına. Ya zaten onlardan bir şey öğrenerek aslında Robinho ile bir anım var. Onun da kendine göre efsanesi olan Ronaldo, Brezilyalı Ronaldo var. Ona sorduğumda ilk geldiğinde topa dokunmadan 3 kişiyi geçmişti bir idmanda. Böyle işte. Ya da çalımlarını onu izlediğim için daha topla buluşur buluşmaz ilk dokunuşunda yapıyor. İşte çok dikkatimi çekmişti. Konuşma fırsatımız olmuştu işte. Saha içindeki rahatlığını sormuştum. O da bana Ronaldo'dan aldığını, Ronaldo'nun ona öğrettiğini söylemişti. Daha top gelmeden rakibe göre hamle yapması gerektiğini, saha içinde kesinlikle ondan başkası olduğunu düşünmemesi gerektiğini söyledi bana. Aslında sahada sadece kendi fikirlerimle hareket etmem gerektiğini söyledi yani. Kimsenin olmadığını, ona göre hareket etmesi gerektiğini, yani kendi aklında kurduklarını yapması gerektiğini bana anlattı, öğretti ki bir idman gerçekten topa dokunmadan 3 kişiyi geçti yani. Fake atarak. İnanılmaz o. Çok rahatlar. Yani çok. Rahatlığı sahaya yansıyor. Maç evet. Kaçıncı dakikası veya skor ne olursa olsun sahada inanılmaz rahat. Kendi çizdiği ve oynadığı bir oyun var aslında. Ve bu takıma da yansıyor tabii değil mi? Tabii ki. Zaten onun bizi ve takımı sahiplenmesi gerçekten çok üst düzey. Yani Real Madrid orada burada dünyanın yani en iyi kulüplerinde oynadı ve hepimizin bildiği ve hayretle izlediği bir adamdı sonuçta. Onunla oynamak gelip Sivasspor'u sahiplenmesi ve gerçekten bir aile gibi yaşaması mükemmel bir şeydi yani onun için. Ve bizim de onu görüp bunu örnek almamız bize çok şey kattı. Ondan yani öğrenmek istemesen bile çok şey öğrenebilirsin aslında. Anlamadan öğreniyorsun aynen. Yani. Onu izlemen yetiyordu yani. Peki bu sene için hedefler ne? Sivasspor'da hiç konuştunuz mu yeni planlamada ya da senin kendi hedefin ve takım hedefi? Yani? Ya en başta söylediğim gibi çok ayrılan oldu ama bizim yani şu anda koyduğunuz bir hedef var mı? Ya da hocayla konuşma fırsatınız oldu mu? Ya şu anda yeni toplanıyoruz aslında ama biz her şeyin güzel olacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok samimi bir ortam oluştu. 3 gün oldu ama bunu söylüyorum sürekli ama gerçekten çok samimi bir ortam var. Yok hissediliyor biz de buraya geldikten sonra. Yani ben işlerin çok iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda sonuçta çok eksiyiz. Gelecek olanlar var. Onlarla birlikte konuşmak daha net olur. Zaten hocalarımız ve yönetim onun planını yapıyordu. Ama bizim zaten hedefimizin hep iyi olması lazım yani. Yani Bir lige başlarken de bir hedefimizin hep yukarıda olması lazım. Çıtanın yukarıda olması lazım. Kimse zaten kötü başlayalım, kötü gidelim diye düşünmez. O yüzden biz ortamı güzelleştirip çok iyi çalışmaya bakıyoruz. Zaten aslında keyif aldıktan sonra işlerin daha iyi gideceğini düşünüyorum ben. Yani. Kesinlikle, kesinlikle. İster istemez. Peki kendi kariyer planlaman nasıl olacak? Hedefin ne peki? Biraz sekteye uğradım ama benim için artık her şey geçti. İlk defa Süper Lig'e gelmiş gibi düşünüyorum kendimi. Farklı bir hedef koyuyorum. Güzel, hayallerimin peşinden koşmayı planlıyorum ve hayallerimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Benim kendi hedefim her Türk insanı, her Türk genci gibi milli takımda oynamak zaten yani. O formayı terletmek, tabii, o gurura layık olmak. Onun dışında da artık hani nasıl diyeyim, bir an önce sahalara çıkıp böyle dolu dolu oynayıp kendimi insanlara kanıtlamak ve gerçek Mert Hakan'ı izletmek istiyorum aslında. İşin içimde dolu ve kalan kısmı bu aslında yani. Hani ilk hedefim bu diyorsun. İlk hedefim aslında bu. Zaten sonrası hani oynayarak dediğim gibi hani bizim takım olarak hedefimiz iyi işler yaptıkça, ortamı güzelleştirdikçe yukarıya çıkıyor ya. Birliktelikle geliyor her şey. Benim de takımla birlikte kendi hedeflerim var ama bunları içimde tutup oynaya oynaya gelip gelmeyeceğini görmek. Ama ilk hedefim artık o patlamayı yapmak yani. İnşallah diyelim ya. İnşallah. İstediğin gibi geçer. Peki beğendiğin mevkinde oyuncular var mı yaş olarak veya tecrübe olarak? Ya aslında ben Mossoro'yu çok beğeniyorum Başakşehir'de. Biraz da ona yakın bir futbol anlayışım ve futbol tarzım var. O da klasik benziyor. 10 numara değil aslında. Gezegen, aralara koşu yapan, sürekli arayan, topla dripling yapan. Skorer anlamda katkısı. Ben aslında yani tabii ki dünyaca çok iyi, çok önemli futbolcular var ama Mossoro'yu çok beğeniyorum ve yapım da ona benzediğinden onu dikkate alıyorum yani. Her maçını izlemeye çalışıyorum. Yaşına rağmen Mossoro'da çok ve müthiş, oldukça verimli. Evet. Hala da oynamaya devam ediyor, takımına büyük katkı sağlıyor. Evet. Umarım Türkiye'de Mossoró, yurt dışında da birçok oyuncu var. Modric diyebilirim yani. O da çok hareketli ve çok ekstra bir oyuncu. Son olarak çok güzel oldu, keyifli oldu böyle. Hem de seni tanımayanlar, tanımak isteyenler diyeyim daha doğrusu. Onlar adına da güzel, oldukça cömertçe anlattın bütün Mert Hakan'la ilgili sırları da. Son olarak peki Sivasspor taraftarına bir mesajın var mı yeni sezon öncesinde? Ya şu an ister istemez biraz takımda çoğu kişi gittiği için telaşlılar ama rahat olmalarını söylüyorum. Çünkü bizlerin de bu kulübü sahiplenip bir sürü ve güzel işler yapacağını düşünüyorum. Sonuçta kulübümüzün iyiliğini düşünen bir sürü insan var ve onun için çalışan, 7/24 çalışan hocalarımız ve yönetim var. Biz de burada gelip kendi işimizi yapıyoruz. Onlar rahat olsunlar. Bu sezonun onlar için çok güzel geçeceğini, bizim için de çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Kötü günler yaşatmayacağız inşallah onlara. Umarım istediğiniz gibi olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Mert, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mert Hakan Yandaş'la Bolu'da Sivasspor'un kamp yaptığı oteldeydik. Müthiş bir manzara vardı. Çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Şimdilik röportajımızı burada noktalıyoruz.